İstanbul Zincirlikuyu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri de konteyner üretimi yapıyor. Güneş enerjisi paneli ile donatılan bu konteynerler afet bölgesine gönderiliyor. 24 muhabiri Deniz Zeybek notlarıyla bizimle. Öncelikle iyi yayınlar dileyelim ve şu anda nerede olduğumuzu söyleyelim size. Biz şu anda Zincirlikuyu İstanbul Sanayi Odası Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeyiz. Şunu da söyleyip hemen yanımdaki konuğuma döneceğim. Bu okul Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlendi. Belirlenme sebebi de şu, deprem bölgesindeki öğrenciler için konteyner sınıf üretilmek adına belirlendi ve şu anda konuğum çok değerli hocama döneceğim. Hocam öncelikle kendinizi tanıtmanızı rica edeceğim sizden. İsmim Arkın Polat. Zincirlikuyu İSOV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okul müdürüyüm. Hocam bence çok kıymetli bir okulun müdürlüğünü yapıyorsunuz şu anda. Şöyle burada ne tür çalışmalar yapılıyor? Benim şu an gördüğüm kadarıyla pek çok konteynerler üretilmiş. Hatta neredeyse tamamı da bitmiş denilebilecek cinste. Şu an kaç tane yapıldı? Kaç tanesi deprem bölgesine gitti acaba? Evet, depremin ilk gününden itibaren bakanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığımız ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün talimatları gereği deprem bölgesindeki öğrencilerimiz için konteyner sınıflar üretmeye başladık. İçerisinde güneş enerji sistemi olan ve donanımı da yine yerelde bölgede sağlanacak sınıflar olacak. Şu ana kadar 4 konteynerimizi gönderdik. 12 konteynerimiz de yapım aşamasında bitmek üzere. Onu da hızlı bir şekilde bölgeye göndereceğiz. Peki hocam, gönderilen 4 konteyner tabii ki farklı illere gitmiştir. Bunların sanırım lokasyonları her an değişebiliyor değil mi? O süreç nasıl ilerliyor peki? Bakanlığımızla sürekli irtibat halindeyiz. Şişli Kaymakamlığımızın tırları yönlendirmesiyle Maraş, Malatya ve Hatay illeri ve güncel olarak değişebilecek illere tekrar konteynerler iletiliyor. Orada eğitim ihtiyacını karşılamak adına. Peki hocam, burada sadece öğrenciler yok tabii ki. Öğretmenleri de onlarla birlikte bu işin içinde. Bu konuyla ilgili neler söylemek istersiniz? Öğrencilerimiz öğretmenleriyle birlikte daha ilk günden itibaren mesai ve zaman mevhumu gözetmeden konteynerlarını yetiştirmek için çalışıyorlar. Hem de mesleki açıdan kendilerini geliştirmiş oluyorlar. Bu da bizim için önemli. Gerçek iş üzerinde eğitim alıyorlar. Hem de bir taraftan ülkemizin içinde bulunduğu bu kriz dönemini en hızlı bir şekilde atlatmak için çaba harcıyorlar. Peki hocam, çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgilerden dolayı. Şu anda aslında Türkiye'nin pek çok ilçesindeki, ilindeki meslek liseleri zaten şu anda çadır olsun, soba olsun ya da diğer gerekli malzemeler üretiyorlar ama burası da konteyner üretiyor. Önemli. Son duygu ve düşüncelerinizi alayım sizden lütfen. Biz bu konuda öğrencilerimizle beraber bu işe başlamak ve katkı sağlamak bizi çok gururlandırıyor. Hem öğretmenlerimiz hem öğrencilerimiz bu noktada büyük tecrübe kazandılar. İlk yaptığımız bir işti çünkü bu. Bundan sonra da bu çalışmaları en hızlı şekilde devam ettireceğiz. Sizlere çok teşekkür ediyorum hocam. Çok sağ olun. Sizler de sağ olun. Şimdi hocamızdan aldığımız bilgilerden sonra biraz da aslında öğrenci olan, tek işleri öğrenci gibi gözüken ama aslında meslekleri iyilik olan bu güzel meleklere dönelim ve biraz da onlardan cümle alalım. Adın nedir? Boran. Boran, çok kıymetli bir iş yapıyorsunuz. Şu an arkadaşlarınla birlikte hummalı bir şekilde çalışıyorsun ve oradaki akranların için sıcak ortamda ders görmeleri, derslerinden geri kalmamaları için aslında uğraş veriyorsunuz. Neler söylersin? İlk öncelikle mutluyum arkadaşlara yardım edebildiğimiz için. Biz buralarda ders işleyebiliyoruz fakat onlar orada nasıl söyleyebilirim? Kötü durumdalar, yani üzgün durumdalar. Birazcık yardımımız dokunuyor. En azından biraz mutlu olalım. Peki biraz mütevazilik yapıyorsun aslında ama senin elin değiyor. Bu sende nasıl bir his uyandırıyor son olarak? Bunu da alsam senden. Evet, mutluyum. Diyebileceğim başka bir şey yok. Sadece mutluluk. Arkadaşlara yardım edebildiğimiz için. Birçok insan böyle yardımlar bekliyor aslında. Bu yardımlara katılabildiğimiz için mutluyuz. Peki, sana çok teşekkür ediyorum. Seni de daha fazla işinden alıkoymayayım ben. Yayınımızı burada bitirelim ve sözü size bırakalım.